Abilerim kolay gelsin, hayırlı işler. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abim. Ne var ne yok. İyi, siz nasılsınız? İyiyim çok şükür. Çimento mu yapıyoruz? Evet, tarış karıyoruz. Ne yapacağız bunu sonra? Beton dökeceğiz. Nereye? Ağılların içine. Allah, vallahi hep beraber toplanmışsınız bir ekip evet, halinde. Evet. Değil mi abicim? Evet. Vallahi abi emekli miyiz? Yok, değiliz daha. Değilsin, çalışıyorsun değil. Abi. Çalışıyoruz. Kaç yaşındasın? 56 yaşındayım. 56 yaşındasın. Güneyli misin abi? Evet, mahallesinden, Gundurlu'dan. Peki bir şey söyleyeceğim. Sor. Doğduğundan beri bu köyde neler ettin? Ne ettik? Hayvancılığıyla, çiftçiliğiyle, orman kesimlerle, bunlarla çalıştık indiye kadar. Burada orman kesimi çok yapılıyormuş değil mi? Evet. Ağaç kesimi evet, var. Evet, evet. Ondan sonra ormancılık var. Var. Sende de var ormancılık. Hayır, orman. Yok, şu anda hayvancılık var. Hayvancılıkla uğraşıyorsun. Kaç evet. tane hayvanın var? Var, 200-300 kadar var. 200-300. 200-300 deyince ben 2-3 diye aklıma ya, geldi. 200-300. 250 hayvan diyelim. Maşallah diyelim. Evet, yine bir gelin görümcenin arasındayım. Gelin kim, görümce kim? Ben. Sen gelinsin, sen görümcesin. Evet. Çocuklar senin çocuk. Evet. Senin çocuk. Evet. Yaşları da yakın gibi. 4,5 ay var aralarında. 4,5 ay var aralarında. Evet. Şimdi görümce, şimdi gelin alalı kaç yıl oldu gelini? Geleni alalı kaç yıl olmuştu? Unuttum ben. Saymadı 4 bile. 4 yıl oldu. Evet. Bu köyden mi aldınız? Güneyden mi aldınız? Güneyden değil. Koyunlar diye bir köy var oradan. Koyunlardan aldınız. Yeni Pazar. Sen Yeni Pazar'dan buraya gelin geldin. Senin abinin mi, kardeşin mi? Abimin hanımı oluyor. Abinin hanımı oluyor. Peki sen, abin seni sordu mu, böyle biri var alalım mı diye sordu mu? Ya ailemizin arasında konuşmuştuk böyle böyle yapalım diye. Hı hı. Görücü usulüyle şeylerle gitmiştik. Bakmaya gittiniz mi? Sen de gittin. Ya nişanlarda falan gittik biz artık. Önce bir bakmaya gitmedin mi? Önce babamgiler, büyükler gitti. Büyükler gitti. Sonra sen gari istemeye mi gittin? İstemeye gittikleri sırada değil, işte nişanlar falan olacak sırada gitmiştik biz de. He, nişan olacağı zaman gittiniz. Sonra 4 senedir şimdi gelin görümcü geçiniyoruz. Evet. Değil mi? Nasıl, aramız nasıl? İyi. Ha? Arkadaş gibiyiz zaten. Arkadaş gibisiniz. Hiç görümcülük yapmıyor mu? Yapmaz. Yapmaz. Hiç yapmıyorsun ha? Yok yani. Karışmazsın hiç. Yok ya. Şimdi ben geçen izleyicilerimiz bilir. Geçen gitmiş olduğum bir köyde şöyle bir şey duydu. Şimdi diyor ki görümce diyor çayın içindeki diyor kaşıktır diyor. Arada gelir diyor bir çayı karıştırır diyor. Var mı öyle bir şey? Yok yok. Yok maşallah, pek güzel geçiniyoruz. Aynen. Değil mi? Evler yakın mı? Evler yakın değil. Ben Manisa Demirciler köylerindenim. Manisa Demircilerden buraya mı geldin? Hı hı. Yani normalde orada mı yaşıyorsun? Evet, orada yaşıyorum. Burada eşim ne yapıyorsun? Orada. Sen? Burası? Burası babam gibi oluyor. Ha, sen Manisa'ya gelin gittin. Hı hı. Tamam, ben şimdi anladım. Burada Manisa'dan. Sen Güneylisin ama Manisa'ya gelin gittin. Evet. Sen Yeni Pazarlısın, buraya güneye geldin. Evet. Burada çok büyük bir ortak nokta var. Evimiz güneydeyiz çok şükür. Çocuğun ismi ne? Tayyip Ensar. Tayyip Ensar. Allah. Peki Manisa'dasın ya sen. Hı hı. Özlüyorum Bozdağ'ını. Özlüyorum tabii ki de. Ailem burada ya. Değil mi? Hı hı. Herkesin kendi köyü başka. Aynen öyle. Maşallah. Senin çocuğun ismi ne? Aleyna Nur. Aleyna Nur, nasılsın? Alo. Çok soğuk değil mi? Rafet muhtarım bizi kapıda karşıladı. Sağ olsun Hasibe ablam da biz kahvaltı hazırlamış. İşte köy kahvaltısı dedikleri bu. Evet, şu an görüyoruz. Değil mi Rafet abi? Hmm. Rafet abicim, kahvaltıyı başlayacağız ama önce bir halini hatırını sorayım. Nasılsın? Sağ ol Duygu Hanım.
İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? İyiyim, sağ olasın. Teşekkür ederim. Hatice abla sen nasılsın? İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? İyiyim valla. Buraya geldim daha iyi oldum. Sağ olun. Sabah erkenden kalkmışız. Bizi kırmadınız, geldiniz sabahleyin. Gelmez miyiz ya? Valla geldik, gelince burası gördük hani ortamı. Çok güzel, köyünüz de çok güzel. Muhtarım önce bir köy hakkında şöyle senden bilgi alalım. Şimdi köyümüz Güney Köyü, Güney Kundurlar olarak iki mahalleden oluşuyor. 500 nüfusa sahibiz, 350 seçmenin sahibiz. Yani köyümüzde ceviz, incir, kestane, sebze türü her şeyimiz yetişiyor ama gıt, az yani. Az yetişiyor, bizi doyurucu değil. Bizim bir gölet projemiz var. İşte devlet su işleri projesi bitti. Allah'ın izniyle bir ihalesi olursa o bizi daha çok canlandıracak. Güzel olacak. Yani köyümüz böyle Yeni Pazar'a 21 kilometre, Bozdoğan'a 21 kilometre tam merkezde. De ortada bir köy. Madran Dağı'nın eteğinde. Madran suyunu içiyoruz, temiz su. Yani çok güzel, sağlıklı besleniyoruz. Burada hayvanlarımız var, keçilerimiz var. Keçilerimizden gelen sütten peynir yapıyoruz. Evet. Değil mi? Yumurtaları evet. Bahçeden alıyoruz, geliyoruz. Evet, evet. Hepsi kendimizden oluyor. Oluyor, tabii. Yani güzel bir şey. Bizde ilaç yok. Organik yiyip içiyoruz. Yani bu bambaşka bir şey zaten. Tabii, daha sağlıklı oluyor. Evet, evet. Hasbi abla, senin için bir gün nasıl geçiyor köyde? Neler yapıyorsun? Sabah kalktın. Sabah kalktım. Ne yapayım? Hayvanlarım var. Onlara bakıyorum. Temizlik yapıyorum. Bazen komşulara gidiyorum. Bazen işim olursa işe gidiyorum bağda bahçede. Başka yere gitmiyorum. Ev hanımıyım yani. Kaç yaşındaydı evlendiğinizde? 18. Görücü usulü mü? Değil. Görücü değil. Önceden mi gördüydün? Evet. Şimdi köylü olunca tabii önceden oluyor. Görüyoruz, tanıştık. Yani kendimiz anlaştık. Daha sonra babalar kaldı iş. Babalara. Evet. Peki mektup falan var mıydı sizin dönemde? Yok. Yoktu. Yok. Nasıl konuşuyordunuz? Keçinin koyunun arkasında başka bir yerde görüşüyor. Keçinin koyunun arkasında. burada şimdi, mesela böyle bir mesajlaşmanız diye böyle diyor muydunuz saat 10, işte mesela 11'de 10'da buluşalım. Tesadüfen mi denk geliyordunuz? Telefon yok, şey yok. Nerede? Tabii canım, tesadüfen. Pencereden anlaşırdık, işaret düşürdük yani o şekilde. Allah, pencereden mesela hadi görüşelim işareti nasıl? Görüşelim diyeceksin. Nasıl işaret ediyorsun muhtarım? Şimdi? Allah çok merak ettim bak ben bunu. Nasıl şimdi oldu? Ben çıkarım evin önüne, kolumu böyle yaparsam bu tarafa, böyle yaparsam bu tarafa. Aa, çok da kolaymış aslında. Evet. Hasip ablam utandı gitti. Hasip abla gel gel. Bu tarafa böyle, bu tarafı böyle. Böyle olursa? Şimdi evler kalsın. O zaman da böyle. O zaman da böyle. Allah'ım ya. Hasip abla. Ben evlenmeyi nasıl ya... ikna ettin? Ya o beni ikna etti aslında. Ben değilim. Evet. Yeni Pazar'ın bir köyüne gelip gidiyorduk. O zaman görüştük. Tabii anlaştık. Anlaştıktan sonra da tabii dediğim hareketler ondan sonra başladı. Baba hoş geldin. Utancın geçti mi? Gel gel, gülmekten gitti o değil mi? Allah, pamukta olmuş ama her şey. Bak hiç orasını söylemiyorsun. Söylemiyorum. Şimdi söyledi. İlk defa. Değil mi? İlk defa açıklıyoruz bunu. Nasıl tanıştığımızı. Evet. Evet. Ondan uygun. Sonra evlenelim dediniz. Evet. O mu dedi, sen mi dedin? Şimdi tabii mi? Önce erkekler demez mi? Şimdi yani, işin gereği ne kadar olsa da. Tabii. Ben dedim. Vay be. Ne güzel. Şimdi pamuk gibi bir evlilik olmuş galiba. Evet. Değil mi? Evet. Kaç yıl oldu? 21 yıl oldu. Çekip çeviren, taşıyan bir eşim var. Yani onun için çok mutluyum. Mustafa dayım, yaş kaç? 63. 63 yaşındasın. Evet. Doğumu büyümü Güneylisin. Evet. Peki Güney'in ismi nereden gelmiş? Güney'in ismi mesela yörün birinin Koğlanmış'la günün doğduğu yere geldi. Git Koğlanmış'la o gün doğmuş, o gün Güney kalmış.
Gül'ün doğduğu yere kadar gittiği için Güney mi olmuş? Evet. Vay, tamam Mustafa, bunu merak ediyordum. Mustafa dayım, zaman nasıl geçiyor Güney'de? Nasıl geçsin? Çiftçiliğine uğraşıyoruz. Çobancılık var. Keçi koyun, evet. Keçi koyun. Evet. İnek dana. İnek dana. Olanımız var, olmayanımız var. Sen hayvancılıkla uğraştın. Evet. Zamanında geç çobanım. 26-27 sene geç çobancılığı yaptım. Şimdi evlat kalmadı, sattık. Mustafa dayım, şimdi benim merak ettiğim bazı şeyler var. Bu inekle dana arasındaki fark nedir? Ondan sonra işte düveyle buzağı geçenlerde anladık. Buzağı bebek oluyordu. Evet. Biraz büyüyordu, sonra düve oluyordu. Düveden sonra inek oluyor, dana oluyor. Evet. Bir orası kaldı bende. Şimdi inek nasıl oluyor, dana nasıl oluyor, öküz nasıl oluyor, boğa ne oluyor, bunlara ne oluyor? İki yaşından sonra öğretiriz biz montrene. Çift süreriz, ona öküz deriz. Neden? Çift sürdüğünüz için mi öküz yok? Evet. Çift sürülmeyen ne deniyor? Dana deriz. Dana. Evet. Aradaki fark ne? Aradaki fark, biri çift sürüyor, biri sürmüyor tabii. Yeteneğine göre isim mi koyuyoruz yani? Öyle mi oluyor? Ha? Evet. Yani eğer çift sürerse? Öküz. Öküz. Sürmezse? Dana. İnekle öküzü anladım. Evet. Çift sürüyorsa, peki inek nasıl oluyor? İnek bildiğimiz o dişi oluyor tabii. Öküz erkek mi? Tabii canım. Şimdi her şeyi... Tabii canım. O kadar mı? Peki öküz erkekse dana ne? Dana derler, öküz çift sürene derler, dana sürmeyen derler. Ha, ama ikisi de erkek. Tabii canım. Peki küçük başta gidelim. Koyunları geçelim. Evet. Oradaki şeyler nedir? Koyundan keçi, koyun var, keçi var. Yaşını gider gitmez olana oğlak deriz. Ne olana? Yaşına. Gitti gitmedi olana. Hani bir yaşını doldurmuş doldurmamış olana. Ha, küçükken oğlak oluyor. Evet. Sonra bir yaşından sonra çepiş deriz ona. Peki Mustafa dayı, kuzu da yaşını doldurmayınca oluyordu. O şişek. Allah'ım evet. Ya Rabbim ya, bu hayvancılık gerçekten çok zor. Aradaki farkı anlamak bile çok zor. Şimdi ineğin ya da artık dananın medeni durumunu göre ismi değişiyor mu? Değişebilir. Evli olana ne deniyor, bekar olana ne deniyor? Oradaki farkı merak ettim Mustafa dayım. O kadar pek bilmeyeceğim. Bekar kan, düve, evlenense inek deriz. İnek deriz. Evlenmeden. Tabii. Düve, evlenince inek. Tabii. Ama öküz de dana çift sürüp sürmemesiyle bağlı. Tabii canım. Tamam, şimdi anladım. Şimdi anladım, benim kafamda oturdu artık. Tamam, teşekkür ederim. Güzel, tamam. Şu kim? Bu dana. Bu dana, bu o zaman daha evli değil. Tabii. Hadi bakalım, bay bay, tamam mı? Artık sizi çözdüm. Sen bekarsın, taliplerini bekliyorsun, tamam mı? Hadi görüşürüz bakalım. Hadi bay bay. Şimdi inek, evlenince inek, evlenmezse... Düve. Öküz çift sürüyorsa öküz, çift sürmüyorsa dana. Boğa ile dana eşittir. Bu durumda inek bekar. Doğru mu? Amcam, Hacer teyzemle birlikte evlerin bahçesinde oturduk. Şu an gördüğünüz kaşıklar var. Kaşıkları geleceğim ama önce büyü halini hatırını sorayım diyorum. Celal amcam nasılsın? İyiyiz, çok şükür. Sizler nasılsınız? İyiyim çok şükür. Ben de memnunum. Allah razı olsun geldiğiniz için. Sağ olasın, senden de Allah razı olsun. Hacer teyzem sen nasılsın? İyiyiz, sen de iyisin değil mi? İyiyim çok şükür. İyiyim. Ben de aynı bildiğin gibi. Sağ ol. Kaç yaşındayız Celal amca? 77 yaşındayım. 77 yaşındasın. Evet. Maşallah. Evlendiğinde kaç yaşındaydın? Evlendiğimde... 26, 25 yaşındaydım. 25 yaşındaydım. Evet. Hacer teyzem kaç yaşındaydı? 46 lan mı şimdi? Kaç oluyor galiba, hesap edelim. Ben hemen hesaplayayım. Kızım evveli darla geçiriyormuşmuş. Ben izinimi almak gittiğim zaman geçiydir. Bilmiyorum doğrusu. Kaç yaşında oldun bilmiyorum. 71 yaşında, 46 doğumlu. 46 doğumlusun. 71 yaşındasın. Amcam 77 yaşında. Evet. Sen 28, 26 yaşında evlendiysen evet. 51 yıldır...
52 mi? 52 yıldır evliyiz. Yarım yıl olmuş. Maşallah. Celal amcam. Hacer teyzemle nerede tanıştın? Keçi giderken, davar giderken tanıştık. Keçi giderken. Sen de mi keçi gidiyordun? Aynı. Gidiyor muydun sen de? Gidiyordum. Sen mi gördün uzaktan? İyi yetiştik de onun için birbirimize seviyorduk. Seviyordu. Evet tabii. Yani görüyordum. Görüyor, beraber çobancılık yapıyoruz. İkiniz de çobancılık yapıyoruz. Evet. Sen uzaktan bakıyorsun. Tabii canım. Sevdin mi? Evet, sevdim. Sem alıyor mu canım? Doğru söylüyor. Tabii tabii. Peki Hacer teyzem gençliği nasıldı? Gençliğe bastığı yeri görmüyordum. O kadar. Ha, tabii ya. Bastığı yeri görmüyordum. Bastığı yeri görmüyordum. Peki Celal amcam nasıldı gençken? Aynıydı. Aynıydı. Aynıydı öyleydi. Şimdi Celal amcam seni çok sevmiş. Sen de sevdin mi? Sevmez olamarım da. Değil mi? Tabii. Tabii ya. Tabii. Biliyor musun düğününü? Garayım. Bilmiyorum. Cahil olduğumdan ben pek fazla o kadar bilmiyorum. Peki, cahiliz. Gelinlik giydin mi? Yok. Giymediniz. Ya, bizim zamanımızda o yoktu. Ne giyiyordunuz? Baya hani öyle bir normal standiki değildi. Standiki giyiyordu. Aynen. Başın bir şeyde şey yapılıyor muydu? Şey duvaklarladım. Duvaklar. At var mıydın? Vardı. Atı bindin. Bindim. Ya nasip dedin. Ha. Değil mi? Aynen. Bu kadar zaman oldu. Oldu. Şimdi Hacer teyzem bu kadar uzun yıldır, bak 50 küsur yıldır evliyiz. Bu uzun evliliğin sırrı nedir böyle? Amcamın en çok hangi oyunu seversin? Nasıl geçinilir? İdare ettik birbirimizi, geçindik kızım. Ne yapalım? Çoluğumuz çocuğumuz oldu, büyüdük. Celal amcam şimdi dedin ya sen ilk gördüğümü sevdim diye. Hala seviyor mu? Seviyorum. Değil mi? Sevmem canım. Bu yaştan sonra gol yemeyeceğiz. Bu yaştan sonra gol olmaz. Doğru. Bu yaştan sonra daha çok seveceksin. Evet. Senin nasıl sevgi hala devam ediyor mu? Devam ediyor. Hala seviyorum. Hala de seviyorum. Böyle o zamanlar çobancılık yapıyormuşsunuz ya siz. Evet. Türkü bilen söyler miydiniz? Söylerdik. Celal amcığım sen aynı zamanda böyle şeyler yapıyorsun. Evet. Şimdi 60... bunlar nedir? 60 küsur yıldır mı yapıyorsun? Hayır. 96'dan maliyet oldum. Beğenince şeyinden, beğenimden. Hı hı. Ondan sonra bunu başladık. 23 devam ediyoruz. Keşkekçilik yaptım evvela. Keşkekçilik, onu bıraktım, bunu devam ettim. Kafama çıkardı zal bulduğundan. Hı hı. Bunu devam ediyorum, hala ediyorum işte. Bu ne şey bu? Şimdi ekmek, saçın üstünden ekmeği çevirmek için. Kendin yapıyorsun bunları? Bunları da kendim yapıyorum. Bu ne ağacı? Bu armuttan. Bu çınar gavaktan, şu. Kavaktan yapılıyor bu. Ha, evet. Bu armuttan. Bu armuttan. Şu nereden? Bu da bu çınardan kavak. Bu yapılıyor. Bunun arkadaşı. Bunu kaşımak için. Bu sarımsak koruk ezmek için havan. Burun sarımsak koyuyorsun. Evet. Öyle eziliyor. Eziyorsun. Bu kaşığınla da karıştırıyoruz. Celal amcığım bu merak nasıl başladı sende? Şimdi başka işe başlamadığımdan, yapmadığımdan, hı hı, bunu görüyordum ben de. Bıçaklarını yaptırdım. Ondan sonra devam ettim. Şimdi ustan kim diyorlar bende, öyle diyelim lan, açık konuşuyordu ya. Tabii. Ustam sensin diyorum ben mesela. Neden? Benim hiç bilmediğimi söylüyorsun bana, şu şekilde yapıveriyorsun. Ben de yapmaya çalışıyorum, görüyorlar, çok güzel yapmışsın diyorlar. O da talipçi oluyorum. Daha hiç benim yanım gelip de öğrenme isteyen yok. Ben istedim, ben öğrenmek istedim Celal amca, beni bir öğret ya. Öğretelim. Gelelim mi? Gel. Ben geldim, gelmişken öğrenem yani bunu. Tabii. Ben kim bilir elimi nasıl keserim değil mi abi? Amca şimdi çeşit çeşit beni anlatsana bak, sen burada yapmışsın, arkasında şöyle bir şey yapmışsın. Evet. Değil mi asılsın diye. Bu ne kaşı? Bu da yemek katmak için düğünler, birintilerde. Yemek katmak için. Bunlar da öyle. Hepsi de öyle devam. Bu? Kullanabilirim. Bu kaymak kaşığı deriz biz ona. Yayıklardan almak için. Şöyle tutup da kaymak almak için. Kaymak kaşığı ha. Ona göre. Evet. Bu? Bunlara işte mercimek çorbası yaparsan, efendim tarın çorbası yaparsan karıştırmak ondan için. Evet. Sarımsak dövmek evet, için. Evet, sarımsak koruk ezmek için. Koruk ezmek evet. için.
İbrahim amcam ve Ümmü Gülsüm teyzemle birlikte incir ağacının altına oturduk. İncir ağacı değil mi bu? İncir ağacı. Hurdu da sanki üzümler var gibi. Var var. Asmalar da var. İncir ağacının altında oturduk. Vallahi gölgesi diyeceğim de her yer şimdi hava biraz kapalı olduğundan her yer gölge. Ama yine de ağacın altında oturmak bir başka ömür. Başka olmam canım tabii. Yeşillik yeşilliktir. Değil mi? Tabii. Bunlara bakıp zaman geçirmek ne güzel. Değil mi çok, İbrahim amcam? Çok şükür çocuğum çok İbrahim şükür. İbrahim amcam güneydi neler diyorsun? Köyde neler diyorsun? Köyde benim şimdilik şu durumda. Sadece kendimden mesulüm. Gençliğini ne yapıyordun peki? Gençliğimde çocukluğumdan anlatayım. Anlatsana İbrahim amcım. Biz beş kardeştik. Bizim arazilerimiz vardı. Kestanelik, cevizlik, öbür gibi arazi, keçi, sığır, koyun. Bunlarla meşgul olduk. Bunlarla ilgileniyordun. Bunlardan ilgileniyorduk. 71'in birinci ayında evlendim. 1971'in birinci ayında, Ocak ayında, bak nasıl hatırlayıp durursun. Ocak ayında. İbrahim amcam evlendiğinde kaç yaşındaydın? Evlendiğimde ne oluyor o zaman? 45'li olası ya. 45'li olursan 1971'de evlendiysen sana hemen hesaplıyorum. 25 kaç, 15 olsa 50 olur, 60 olur, 25, 26 yaşındasın. Heh. 26 yaşındasın. Peki o zaman Ümmü Gülsüm teyzem güneyde miydi? Güneydeydi. Görüp durur muydun sen? Aşağı yukarı akrabamı sayılı bir tarafından. He, biliyordun yani küçük. Biliyorum 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 biliyorum. E sen mi dedin evlenemedi yoksa büyükler mi siz evlenin dedi? Bizim zamanımızda böyle kendi başımıza şimdiki gibi herkes gözünün tuttuğundan şey yoktu. Anne baba kız annesi babası nereye verdi oraya? Babası kimi alıverdi, o öyle olurdu. Ama sen demedin mi Ümmü Gülsüm'den ben evlenem diye öncesinde? Hayır, o şekilde bir durum yoktu fakat mecbur askerlik görevini yaptık. Geldik iş evlenmezse evlenmek tarafına döndü. Hep öyle oluyormuş değil mi İbrahim amca? Önce askere gidiyormuşsun, askerliğini yapıyormuşsun, geliyormuşsun. Büyükler diyormuş ki tamam askerliğini tamamladın, gari evleneceksin diyormuş. Tamam, değil mi? Tamam, öyle oluyordu. Geldin askerden. Askerden geldim. He. Ümmü Gülsüm'ü alacağız dediler. Evlenmek zamanı geldi. Ümmü Gülsün. Allah bak orada Ümmü Gülsün teyzem bir şeyler söylüyor bak. Dur dur diyor bak. Sen o günleri hatırlıyor musun? Hatırlamamız canım. Gençlik bu, hatırlamam mı? Hatırlıyorsun değil mi? Tabii. Aklında. E seni o zaman şey dediler. Seni İbrahim'i vereceğiz dediler. Vereceğiz demezler bile. Sonra kayara gelecekler işte dediler. Kaya öldü, öyle anılır öyle. Her verecek. Sen alacaksın, varacak mı demeyi duyuyordun evvelden böyle. İstemeye gelecekler diyorlar. He, istemeye gelecekler diyorlar. Sen ne diyorsun? Ne diyeceğim? Anam babam nereye verse oraya varız diyoruz biz. Ne diyeceğiz başka? Sonra baktığın İbrahim amca geliyor. Yok, göstermek yok. Ne zaman gördün? Görüp evvelden görürtürüz, bilirtürüz ya. Biliyorsun zaten. Bilirtürüz ya. Sen tamam dedin mi? Dedim, dememiz. Büyükler zaten tamam deyince artık tamam oluyor değil mi? Tamam oluyorum. İstediniz, nişan oldu. İstedik, nişan oldu, nikah oldu, evlendik. Vallahi. Cenab-ı Allah'ım çoluk çocuk sahibi olduk, çok şükür. Yaradan Allah'ımıza şükürler olsun. Ömür bedi yaşayıp durur çocuğum, halen yaşıyor daha. Bu asma yaprağı deriz, bundan sarım yaparız. Hmm. Sarım yaparız, yeriz işte, yaparız işte. Şu an kuruttuk. Şimdi kuruttuk, buna börktürüz. Böyle suyu kaynasın içinde yaparız, börktürüz. Göcesine, pirincine kararız. Sarma yaparız işte. Seni teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. Sağ ol. Ay çok teşekkür ederim. Evet ilk defa böyle bir şey oldu. Sağ ol. Teşekkür ederim. Daha önce ederim. Biber takmıştığım vardı ama ilk defa yaprak. Yaprak. Yaprak sarmasının ayrı bir düşkünümdür ama böyle daha da güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Alkış etsen veririm ben sana. Ay yok zahmet etme Ümmü Gülsüm teyzem. Teşekkür ederim. Nasıl oldu? Çok doğal oldu. Değil mi? Aslında içine pirinç koysan çok da lezzetli olur. Biraz da şöyle limondan şey yapsan zeytinyağıyla beraber çok da güyzel yenir bu. Tabii zeytinyağına yapıyoruz zaten. Değil mi? Bana nasıl yakıştı mı? Çok yakıştı. Yakıştı. Teşekkür ederim Ümmü Gülsüm teyze. Sen de teşekkür ederim sen. Şimdi burada ilginç bir şey gördüm.
Şurası benim anladığım kadarıyla tavuğun evi. Tavuğun kendi şahsi kişisel evi. Şu aşağıdaki Volkan abi şurası da tık 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 tavuğun adımladığı yer. Tavuk bu merdiveni kullanarak evine gidiyor. Değil mi Nesin ablacığım? Evet. Nesin abla bana bu olayı anlatır mısın? Tavuk buradan buraya nasıl çıkıyor? Niye bu kadar yüksekli bir ev yaptınız? Bunu yerde yapsanız olmaz mıydı? O zaman kediler yiyor yumurtasına. Ha, hassas nokta bu. Evet. Şimdi mesela kümes de yapmamışsınız. Kümes yerine böyle bir şey yapmışsınız. Yok bu kümes değil zaten. Bunu yumurtlayacağı zaman kullanıyor sadece. Yumurtlayacağı zaman evet. Evine gidiyor. Peki evet. Nesin ablacığım burada bir tane yumurta görüyorum ben. Evet. Yanında ise bir tane fincan. Evet. Aa fal bakıyor da olabilir doğru. Bu tavuğun doğru evet o da olabilir. Şimdi bu tavuğun bu fincanla bağlantısı nedir Nesrin abla bana bir anlat. Yumurta olmadığı için yumurta olmadığı zaman fincanı yumurta olarak görüyor tavuk. O zaman yumurtluyor yani fincanın üstünü yumurtluyor. Şimdi tavuk oraya gidiyor fincanı evet. Zannediyor ki yumurta. Evet yumurta zannediyor. Hı-hı. O zaman yumurtluyor orayı yani. Yumurtluyor. Evet. Tavuğu bir nevi kandırıyoruz. Evet. Tavuğu aldatıyoruz burada. Yani. Biraz öyle oluyor. Hoş mu? Tavuğu yapılan hoş mu? Bence hoş değil ama. Hayır ben şeyi merak ettim. Bu fikir kimin aklına gelmiştir ilk defa? Atalarımızda kim bulmuştur onu da merak ettim. Bilmiyorum yani onu kayınvalidem sormak lazım. Kayınvaliden daha mı iyi bilir? Onu koyan o. Aa o bulmuş. Tavuğu aldatan senin kayınvaliden. Yani. Vay arkadaş bak sen ya. Onu gidiyor. Sormak lazım. Gidiyor buraya. Tavuk diyor ki bu diyor yumurta. Evet. Yumurtayla hiç de alakası yok halbuki. Evet. Yok ama ne bileyim beyaz olduğu için yumurta olarak görüyor herhalde. Yazık ya. Onu bulmadığında başka yere gidiyor. Bak. Görüyor musun tavuğun başını geliverenlere? Pişmiş tavuğun başını gelmez bununla. Baksana tavuğu bildiğin kandırmışlar. Tavuk peki şu anda nerede Nesrin abla? Tavuk şu anda sokak yani yayılıyor. Tabii gelmez. Tavuk yok gelmez. Şu anda gelmez. Yumurta yapacağı zaman geliyor sadece. Yumurta yapacağı zaman evet. Geliyor. Siz de onu kandırıyorsunuz gönderiyorsunuz. Yani. Hoş yumurtayı değil. Yapıyor gidiyor. Ben burada tavukların savuncusu olarak yani. Burada üzgünüm. Mutsuzum. Tavuğu acıdım. Aldatılan bir tavuk var burada. Güneylerde geçim kaynaklarım bir tanesi de ormancılık. Saffet abim de ormancılıkla uğraşıyor. Saffet abim ormancılık nasıl bir iş biraz bize anlatır mısın? Ormancılık çok zor bir iş. Hı-hı. Aşağı yukarı dünyanın en tehlikeli zor işlerinden birisi. Tehlikeli deme. Hani keserken dikkat etmezsen gidersin. Hı-hı. Elin ayağın hayvan motor kestirsin. Hepsi oluyor. Allah sıkıntır, korusun. Sıkıntılı. Allah göstermesin amin. Saffet abim. Sıkıntılı. Ama siz ağacın iyisinden anlarsınız. Evet. Değil mi? Evet. Bakarsın anlarsın nasıl olduğunu. Tabii. Ne zamanlar kesiliyor Saffet abi bu ağaçta? Valla ağaç güzün, budamayı güzün yaparsın. Baharın yapılır. Hı-hı. Ama bizimki orman bizi belirliyor. Biz her zaman yıl 12 ayı kesim oluyor bizim yani. Kesim oluyor. Aslında ormanlarda olmak yine güzel bir şey. Tabii canım. Tabii. Oksijen. Saffet abi hiç ormanlardayken kesim yaparken ilginç bir şey yaşadın mı? Derken? Böyle ne bileyim kurt inmesi. Yok öyle şey. Olmuyor. Domuz mu olur bir şey yok mu? Tabii domuz olur efendim. Domuz elbette olur. Şurt keserken altından yatıp durur olur da gider. Yani domuz sıkıntımız yok. Onda çok. Nerede sıkıntı olur? Hayvanlar olarak düşünürsen. Allah hayvan olarak. Ya sen üzerine basmadıktan sonra hiçbir şey olmaz. Sen domuza zarar vermedikten sonra domuz sana ne yapsın ki? Hiçbir şey yapmıyor. Geçer gider. Yatıyor. Tabii geçer gider. Peki Saffet abim şimdi şu görmüş olduğumuz şey kök. Her zaman göremeyiz çünkü bu toprağın altında olur. Evet. Konuya hakimim. Evet. Şimdi Saffet abi bu kök nasıl oluyor, nereden geliyor, ne yapıyor? Nedir yani bu kök? Vallahi bu ağacın kökü, toprağın içinde kalan kısmı. Toprağın içinde kalan evet. Kısmı bu kısmı. Ağacı besleyen bu zaten. Ay be önemli bu, olan bu. Bu olmadı mı ağaç biter. Bu aslında insanın nasıl galbi varsa ağacın kökü var. İşte o ağacın kökü bu galp yani bu. Aynen. Şimdi Saffet abim bu kök diyorsun ki yerin altında oluyor diyorsun. Evet. Bir de bizim bir deyimimiz vardır kök söktürmek diye. Hani bu işi yaptırmak kök söktürmek gibi hani zor. Tabii canım. Kök söktürmek kadar zor. Öyle bir şey mi bu işte? Elbette tabii kökün sökmesi herkes kök sökemez zaten. Herkes kökü söküyor. Bunu toprağa belki bir metre kazıyorsun, belki yarım metre kazıyorsun, 40 santim kazıyorsun. Bunu çıkarıyorsun ki. Odan bunu çıkarmak çok zor bir şey yani. Zor. O zaman daha önceden bunun şeysini yapmak için böyle bir metre yukarı ağaçtan kesilirdi. Komple etrafı dolaşılırdı. Kazılırdı. Altındaki bunun bir can damarı vardı zaten. Onu kestin mi buradan tutaraktan asılaraktan bunu çıkarmak zorundasın yani. Herkes çıkarmaz onu. Saffet abi.
yaparsın. Sen insana kök söktürürsün. Yok yok yok, estağfurullah. Öyle şey olmaz. Teşekkür ederim Zahmet abi. Şey sağ olasın. Çok aydınlandık. Başında üç kız yan yana türküsünün Pınar'ın başında olmayan hali burada teyzelerim oturmuşlar, pek güzel muhabbet ediyorlar. Nasılsınız? Hoş geldin çocuğum. Hoş bulduk, hoş bulduk teyzem. Ne yapıyorsun? İyiyiz çok şükür. Baksan bir buraya kadar geldim. Nereden geldin? Koyunlardan. Koyunlardan buraya kadar geldin. Geldim. Ne var ne yok? İyi çocuğum. Sizler gördük daha iyi yok. Sağ olasın. Bu siz diğerleri senin neyin oluyor? Bu kızım. Bu da akrabamın kızı. Maşallah senin annen. Benim annem. Değil mi? Benzeyip duru zaten. Benzer. Elinde benziyor. Güneydi neler yapıyorsun teyze? Koyunla adı neler yapıyorsun? Ve nenen hızmalar tüketti kalan. Çocuk bakıyorsun. İşte öyle. Mal maşarat kalmadı kalan. Peki teyzem sana bir şey soracağım. Sor. Kaç yaşındasın? Yaşım bilmiyorum çocuğum. 74. 74 yaşındasın. Fakat ben sana şöyle söyleyeyim, maşallah sağlığın sıhhatin yerini çok şükür. Çok şükür, çok şükür çocuğum. Bu sağlığın neye borçlusun? Amin, amin çocuğum. Neye borçlusun, ne yiyorsun, ne içiyorsun? Her şeyi yiyor, içiyorum. Bulduklarımı yiyor. Neler yer, böyle dikkat eder mi yediğin içtiğine? Yok, biz nazil duruyorum ben kendim. Ana, ben de nazilliliyim ya. Zaten ben... Sen dedim, duygu geliyor dedi. Oradan bilmem mi? Anam koşmamdan mı anladın? Anlamam mı? Hep seni bakıyorum be. Buraya gel kız. Buraya gel. Bak o da oradan geliyor. Anam o gelmiyor. Gel. Sen de gel. Gel gel. O da Nazil'den. Gel. Bu gelin, bunun gelin. Nazil'den gel. Senin gelin. Üçümüz Nazil'den. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın ablacığım? İyiyim, iyiyim. Geçen Arpaz'daydın değil mi? Arpaz'daydım, aynen. Bugün evet. Güney'deyim. Sizin yanınıza geldim. Göndermenin tarifini veren benim halamın torunu. Öyle mi? Bak evet. Ya, bak nereden nereye hep akraba, hep akraba. Evet, evet. Güzelmiş tülbentin. Güzel mi? Güzelmiş. Sağ ol, Allah razı olsun. Valla. Onlar böyle oturmuş gördüm, pek güzel oturmuşlar diye bir yanlarına sokuverdim. Sağ ol. Arpaz'da baktım ben sana, baktım. İstedin mi? Ana, hiç vallahi. Kaçınmıyor. Buradan o zaman Arpaz'a selam gönderelim madem. Ha, selam olsun hepsinde Arpaz'da kanlar. Tamam, sağ ol teyzem. Aynı mıyım? Aynı mıyım? Aynı, pek güzelsin daha da. Gelin görümcü nerede? Sen ya gelin misin? Görümcenin, bunun görümcesini. Görümce. Ha, orada gelin var, orada görümcü var. Gelin görümce. Anla doğru. Dur bir dakika oku. Gel buraya gel, görümcü gel. Sen gelinsin. Ben gelin. Sen görümcesin. Ben görümce kayım vardı. Görümcelik ediyorlar mı seni? Yok yok ya. Ha? Yapmayın çok. Arpa'da şey dediler ya. Görümcü kaşık olur dediler. Değil güzelim. Değil. İyi olmaz. Çünkü yok güzel. Yok. Yok yok. Pek güzel şükür. Anlaşıyorsunuz. 5 tane gelin var çok şükür elhamdülillah. Hepsi kardeş. Duygu Duygu. Torun ismi Duygu değil mi? Evet bunun ismi Duygu. Duygu. Aha, iki Duygu yan yana. Evet. Aydın'ımızın keşkeyi meşhurdur ve başkadır. Şu an tabii Güney'de de İbrahim Ustam keşkek yapıyor. Evet. Ben keşkeye çok düşkünümdür İbrahim Ustam.
Teşekkür ederim. Ustam sen nerelisin? Ben koyunlardanım. Yine pazar koyunlar. Koyunlardansın. Maalesef. Keşkek ustasısın. Evet. Şimdi ustam keşkekle ilgili birçok ustanın farklı bir tarzı var. Ya, mutlaka. Biri öyle yapıyor, biri böyle yapıyor. Senin nasıl? Sen nasıl yapıyorsun bu keşkeyi? Biz birebir şey yapıyoruz. Nasıl yapıyorsunuz? Bir kilo buğdaya bir kilo bu et katıyoruz yani. Ne eti? Oğlak eti. Oğlaktan yapıyorsunuz. Evet. Şimdi Bozdağ'ında böyle bir şey varmış. Bozdağ evet. Oğlak etinden yapılmış. Evet. Başka yerlerde danadan da yapıyorlar mesela. Danadan da yapıyoruz. Burası öyle istiyor. Oğlak istiyor. Evet. Kaç yıldır ustayız? Aşağı yukarı 10 yıldan beri yapıyoruz. Şimdi kaç saat övülüyor, ne oluyor? Önce aşağı yukarı 5 saat eti pişiriyoruz. Eti pişirdin, haşlıyor mu? Evet, evet haşlıyoruz. Hmm, tamam, sonra? Buğdayı ıslanmış oluyor. Evet. Buğdayı ıslandıktan sonra bu etle beraber birleştiriyoruz. Islanıyor, etle birleştiriyorsun. Sonra? Dövüme geçiyor sonra. Dövme işlemi en önemli işlemmiş değil mi abi? Evet, mutlaka. Zor olan o mu? Tabii canım, eline olduğu sonuçta. Kaç saat dövüyor? 2 saatte dövüyoruz bunu. 2 saat boyunca evet. Dövüyor. Peki İbrahim ustam, keşkek konusunda iddialı mısın? Evet, mutlaka. Öyle mi diyorsun yani? Şimdi herkes diyor ki mesela birçok usta diyor ki keşkeği diyor, en iyi ben bilirim diyor. Ben yaparım. Sen ne iyiyim diyorsun? Ben de öyle, ben iddialıyım yani. Keşkeği belirsizsem yapabilir miyim? Yaparsın ya, niye olmasın? Herkes yapabileceği bir şey mi bu? Ya herkes yapamaz tabii canım. Değil mi? Eğitimini alması lazım. Tabii almam lazım, doğru. Evet. Bir de şöyle karıştırayım mı? Karıştır bakın. Bak şimdi bakalım elime yakışacak mı yakışmayacak mı? Yakışır ya, niye yakışmasın? Evet. Bak, doğru mu hareket? Doğru doğru. Oluyor mu? Olmaz olur mu canım? Olur. Elim yakışıyor mu? Evet. Bak şöyle şöyle. Olacak olacak. Gayet yapıyorum ya. Ama kas gücü de lazım. Mutlaka canım tabii. Kas gücü de lazım çünkü kaşık bu, giriyor girdiği yerden bu kaşık çıkmıyor. Genelde erkeklerin yapacağı iş bu yani. Öyle mi? Yani ama abi. Ben de fena değilim. Fena değilsin canım. Allah. Sütçü gösterdi. Çekilin bakayım ben yapmasın göstereyim. Yapmasın şimdi komple bitirmesi lazım değil mi? Herhalde. Bakın bakın bakın. Bak diyor şunun güzelliğine bak. Görüyor muyuz? Şimdi İbrahim ustamla birlikte biz keşkek döverken amcam da oradan koşturdu geldi dedi ki ben de çok güzel döverim dedi. Ha. Geldi buraya evet. Keşkek dövüyor. Bu benim köyüm zaten. Senin köyün? Evet. Amcam sen de mi keşkek dövüyorsun? Evet. Bakayım bir döv. Dövelim bizi. Bak işte. Oğlak keşkek çok sağlıklı oğlak. Allah taşıyor taşıyor. Maşallah. Gerçekten iyiydi. Amcam bravo. Amcacığım yaş kaç? 76. 76 yaşındasın maşallah amcamı görüyoruz 76 yaşında. Yeter. Çok güzel keşkek dövüyorsun amcam. Sağ ol teşekkürler. Amcam gözler çakır. Ha? Baksana şöyle bir ekrana amcamın gözleri bak. Bu gözlerle sen gençliğinde çok canlı yakmışsındır. Evet ya yapmadım yapmadım. Yapmadın mı? Sağ ol amcam teşekkür sen ederim. Sen sağ ol kızım Allah sağ olasın, razı olsun. Teşekkür ederim amcacığım. Nurcan ablam şu anda gördüğünüz gibi gazan gazan yapılan yemeklerde emeği olan bir ablam. Ablam sen ne yaptın burada? Burada yemek yaptım. Neler yaptın? Ne yaptım? Güvecimiz var, kurumuz var, kebabımız var. Hepsini sen mi yaptın? Evet, ben yaptım. Maşallah. Ablam hep diyorlar ki, ustanın iyisi hep erkek oluyor, kadın olmuyor diyorlar. Oluyor. Oluyor. Neden olmasın ki? Değil mi ablam? Evet. Sen bu konuda iddialısın. Evet. İyisin evet. Değil mi? İyiyim ablacığım. Elle dedin vardır değil mi ablam? Evet. Peki yemeğin sırrı, güzel yemeğin sırrı nedir ablam? Nedir ya? Onu yaparken özenmek. Özence. Evet, kendi şeyinle özen özen yaparsan güzel olur. Özeniyorsun, sevgini katıyorsun. Evet. Severek yapıyorsun. Severek yapıyorum. Daha ne olsun ablam? Daha ne olsun şimdi ki? Şimdi ablamın yüzünü görüyorsunuz nasıl güler yüzlü maşallah ablam. Şimdi o güler yüzüyle, sevgisiyle o yemeği yapınca tadı başka oluyordur diyorum ben. Evet ablacığım. Değil mi ablam? Evet ablacığım. Yiyenler ne diyor? Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş diyor. En güzel o deme. Evet. En çok sevindiğin şey odur zaten. Evet ablacığım. Ne zaman öğrendin abla yemek işini? 10 sene oldu. Ustan var mıydı? Annemiz, kayınvalidemiz. Ondan öğrendik. Kayınvaliden evet, öğrendin. Evet. Zaten şey derler. Gelin kaynana toprağından olur derler. Doğru muymuş? Doğruymuş. Senden bunu görmüş olduk ablacığım. Erdinç Şahin. Erdinç abim kebapları doğuruyorsun sen burada. Doğruyorum. Sen kebap ustası mısın? Evet. Vay be abi. Evet. Kebapçılık nasıl bir şey? Kebapçılık yapmasını bilirsen güzeldir. Sen zaten bu işte iyisin gibi aynen. Görünüyor. Aynen. Şu an kokusunu anlıyorum. Daha sonra tadına bakacağım inşallah. 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 Abi nasıl gidiyor işler? İşler yolunda mı? Yolunda Allah'ım çok şükür. İyisin. İyiyiz. Siz bu nasılsınız? Et, neyin eti? Bu eti kuzu eti. Kuzu bir de oğlak var, kuzu var. Peki kebabı güzel yapan şey nedir? Kebabı güzel yapan özellik nedir abi?
Kebaba özelliği taze olması bir kere mecburi. Tamam. Oğlan kuzunun taze olması lazım. Evet. Ve pişirirken güzel pişireceksin. Hı hı. Kimyonlu baharatını koyduktan sonra kebap olur. Güneyde şansımız mevlüt yemeği varmış. Az önce ustalarımızdan nasıl yapıldığını öğrendik. Şimdi tadına bakacağız. Ben en çok keşkeğe düşkünümdür. O yüzden önce bir keşkekten yiyeceğim. Bozdağ'ın keşkeği başka oluyormuş. Karacasun da güzel de hepsi ayrı ayrı güzel. Tamam, o da çok güzel. Bilal abi, nasılsın? Ne var ne yok? İyiyim, sağ ol. Teşekkür ederim. Sizleri biraz sormalı. Biz seni tanıyoruz ama izleyicilerimiz de tanısın bir. Evet. Bu taraftansın sen de. Evet, Güney köyünden evliyim. Yani Güney'in güveysiyim. Güney'in damadısın. Burada güvey diyorlar. Güvey diyorlar. Evet. Direkt damat olunca güvey diyorlar. He? Aynen öyle. Bilal abi, ben şöyle bir şey duydum. Güneyliler damatlarına çok düşkün oluyormuş. Doğrudur, evet. Seni el üstünde mi tutarlar burada? Yani genelde yanım şimdi, evet. Mesela bayramda geliyorsun diyelim abi. Evet. Hanımla birlikte geliyorsun. Ne yapıyorlar? Ya şimdi burada insanlar birazcık daha sıcakkanlı, daha çok sıcakkanlı. Kırsal kesimde çünkü her geldiğinde hoş geldin diyorlar. Mesela bir gün sonra gelip bir daha hoş geldin derler. Yani dolayısıyla kaynaşma daha fazla köy kesimlerinde. Ve burada o kaynaşmayı kaybetmiş değil yani. Kaybetmişliği yok yani. Damada olan ilginin sebebi ne güvey. Abi? Güvey. Pardon. Güveye olan sevginin, ilginin sebebi ne abi? Vallahi onu bilemem yani. Şimdi demek ki damatları, güveyleri daha çok seviyorlar yani. Daha çok seviyorlar. Sen evet. Güney'in güveysisin o zaman. Evet. Güney güveysisin sen. Aynen öyle. Normalde Güney. Memleket? Karacörenliyim, bir alt köydeyim. Yeni Pazarlısın aslında, evet. Karacörenlisin. Evet. Buradan evlendin. Aynen öyle. Buranın güveyi oldun. Evet, buranın güveyi oldun. Buranın güveyi olmak nasıl bir şey? Çok güzel, çok güzel, çok sıcakkanlı insanlar. Hı-hı. Çok temiz, çok saf, temiz kalpli insanlar. İşte bugün de cami açılışına geldik. Çünkü 4-5 ay gibi kısa bir sürede, rekor bir kısa bir sürede hep beraber camiyi bitirdiler. Biz de onların o heyecanına ortak olmak için geldim buraya. Güveysizin abi, artık geliver ya. Yani. Değil mi artık, evet. Güveysizin yani, hiç gitmesen evet. Olacak. Evet, doğru söylüyorsunuz. Aynen. Yaşar abicim, senin namını çok duydum. Evet. Dediler ki Güney'de bir kahveci abi vardır, Yaşar abi. Çok evet. Güzel saz çalar, ses de çok güzeldir dediler. Evet. Nereden başladı bu merak? Nereden başladı bu merak? Saza bir şeyim vardı benim, böyle bir ilgim vardı. Hı hı. Hani güzel bulduğum bir enstrümandı. Ses olarak, görsel olarak. Hı hı. Daha sonra ben bunu aldım. Dedim ki yani çalamam falan, bir iki dokunduğumda. O zaman ne bileyim 20 yaşlarında falan işte. 20 yaşlarında merakından dolayı. Tabii meraktan dolayı aldım. Ben bunu çalarım gibi bir niyetim yoktu. Hı-hı. Hani dedim ki en azından aksesuar olarak duvara asarım. Öyle durur. Yani ilk önce yapamayacağımı düşündüm. Daha sonra işte bir iki uğraş falan. Hı-hı. Hiçbir şeye de benzemedi. Daha sonra bir burada Aydın Karacasu'da Haydi Güleşer vardır. Haydi abi. Haydi Güleşer. Evet. Çok kişinin tanıdığı. O da notaları bana yapıştırdı. Ben notaların üzerinden kendim çalışırken bugünlere geldim. Yani amatörüm, profesyonel değilim ama yani de kendimce de bir şeyler yapabiliyorum. Gönülden çalıyorsun yani, sen abi. Biraz. O zaman bizim için şöyle güzel bir parça, istediğin bir parçayı çalar mısın? Olur tabii, neden olmasın tabii ki. Thank you.
batarken ufukta bir akşam güneşi bırakıp da gittin. Beni sen sevgilim yıllar yılı oldu hala dönmedin geri. Batıyor yine akşam güneşi, akşam güneşi. Aşkımı dillerde gözümü yollarda kimsesiz bıraktın. Şu gurbet ellerde sanki kara bulut saklıyor ben. Batıyor yine akşam güneşi, akşam güneşi. Ağzına sağlık abim ya. Yaşar abim, ağzına sağlık, sanatına sağlık, emeğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Rica. Bir tane daha yapalım mı Yaşar abi? Kireç tutmuyor, gumunu dağıtmayınca odam kireç tutmuyor, gumunu dağıtmayınca sevda baştan gitmiyor, sarılıp yatmayınca sevda baştan gitmiyor, sarılıp yatmayınca.
içtir benim. Yüzüm güleçtir benim. Odam kireçtir benim. Yüzüm güleçtir benim. Soyum da gir koynuma. Ağzına sağlık. Dedin ki 20 yaşındayken bir merakla sazı aldım dedin eline. Gerçekten sazı almışsın eline. Çok güzel de olmuş. Değil. Vallahi olmuş Yaşar abicim ya. Yani bizi de kırmadın. Çok güzeldi. Rica teşekkür ederim. Sizi kırmak ben mümkün hafif mü yani? Oradan vallahi buraya kadar geliyorsunuz. Ben de hafif arkadan seslendirmeye çalıştım ama çok şey yapmadım. Duyulmasın evet diye sesim. Ama çok güzeldi. Niye eşlik etseydiniz? Yok, güzel olurdu vallahi. Yok hayır. İnanmıyorum. Bu kadar güzel bir kızın güzel bir ses olacağından eminim yani. Sağ olasın Yaşar abicim. Rica ederim. Vallahi bizi kırmadın. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğim bir şey, söyleyeceğim? Yok hayır. Şey? Çok teşekkür ederim. Gönülden mi geliyor ses? Tabii ki gönülden geliyor. Gönülden geldi. Gönülden.